Bu videoda sizlere Greenbox çekim işlerinizde basit ama etkili bir keyleme nasıl yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Gündelik işlemimizde ne yapıyoruz? Keylight'ı seçip green'i yok ediyoruz. İnce ayarlarla işlemimizi tamamlıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda hepiniz de farkındasınız, bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Nedir bunlar? Video seviyesi düşüyor, nesne ve karakterlerin kenarlarında kırılmalar ve deformeler oluşuyor. Ve en önemlisi videomuzun renk değerleri kayboluyor. Ve bunun gibi daha birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şimdi göstereceğim yöntemle işlemlerinizi yaparsanız daha etkili bir keyleme yapabilirsiniz. Evet, Greenbox'a çekilmiş videomuz. Şöyle de bir daha öncesinde bir fon ayarladım. Öncelikle hemen layer'ımızı bir compose yapıyoruz. Evet, içini açıyoruz. Layer'ımızdan İki tane daha kopyalıyoruz. Buna en üsttekine screen map diyorum ya da key de diyebiliriz. Key diyelim. Diğer alttaki iki layer'ı kendi içinde pre-compose yapıp buna da color diyelim. Bu keyleme işlemimizdeki temel işlemimiz nedir? Yeşilden kurtulmak. Evet. Onun için geliyorum effect, Color Correction, Channel Mixer'den renk değerlerini ayarlıyorum. Red, Green, Blue. Bu temel renklerde ne yaptım? Yeşili tamamıyla yok ettim. Mavi ve kırmızı değerlerini de ortalamış oldum. Projenin içeriğine, arka fonun ışık renk düzenine göre buradan blending ayarlarından da düzenlemeler yapabilirsiniz. Ben biraz karanlık olduğu için dark'ını seçtim. Evet, buradaki işlemimizi umarım anlamışızdır. Ne yaptık? Renk değerlerini bir nevi eşitlemiş olduk. Evet, tekrar dönüyorum bir önceki bölümümüze. Keylight'ı normal geliyoruz. King, Keylight. Evet, seçtik. Nesnemize, karakterimize en yakın yer. Burası çok önemli. Oradan bir nokta seçip keylememizi yapıyoruz. Hemen screen map'ten siyah ve beyaz denge ayarını yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Biraz kenarları yumuşatalım, inceltelim. Şöyle biraz da yapalım. Evet. Evet, direkt keylight'te yaptığımızda ne oluyordu? Nesne ve karakterin yani ham çekimimizin video seviyesi düşüyordu ve renk değerleri değişiyordu. Bu yöntemde yapmamız gereken keylight'ta intermediate seçip alttaki color layer'la alfabet yapıyoruz. Gördüğünüz gibi keyleme sonrası ham çekimdeki görsel renk değerini ve video seviyesini korumuş oldu. Keyleme işlemimiz bu kadar. Evet, dönelim ana projemize. Gördüğünüz gibi deforme ve kırılmalar yok. Düzgün bir keyleme oldu. Ham çekimdeki karakterimiz renk değerini korumuş oldu. Video seviyesini korumuş oldu. Bu işlerde asıl mesele keyleme sonrasında ön ve arka planların renk, ışık, pozlama değerleriyle bir bütün halinde uyumlu görünmesi gerekir. Fonda kullandığım görsele baktığımızda tek bir noktadan ışık kaynağı geliyor. Mavi ton ağırlıklı, karanlık bir görünümü var. Dolayısıyla ön layer'ı arka fondaki renk, ışık, ton değerleriyle uyumlu hale getirmem gerekiyor. Evet, öncelikle hemen rengimizi ayarlayalım. Layer'ın üzerine geliyorum. Color Correction'dan Levels'ı seçiyorum. 3 temel rengimiz var. Kırmızı, yeşil, mavi. Yeşile hiç dokunmuyorum. Burada sekmeden red'i ayarlıyorum ve kırmızı değerini düşüreceğim. Levels'tan da kırmızıyı seçiyorum ve kırmızı değerini düşürüyorum. Maviye geliyoruz. Mavi değerini de arttırıyorum. RGB'ye geri dönüyorum. Evet. Rengimizi basit de olsa ayarlamış olduk. Ön ve arka plan
birbirine renk olarak uyumlu hale geldi. Evet, şimdi ışığını da ayarlamamız gerekiyor. Bu işlemimiz de çok basit. Hemen layer'ımızı 3D'sini açıyoruz. Ve ışığımızı oluşturuyoruz. Evet. Arka plandaki ışık noktamız neresi? Evet, şurada bir floresan yanıyor köşede üstte. Evet, ışığımızı o noktaya taşıyorum. Evet, ışığı da ayarladıktan sonra karakterimiz sahnenin içindeymiş gibi görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız işlemler aslında basit arkadaşlar. Bilgisayarım yeteri derecede iyi olmadığı için ön izlemeyi pek gösteremiyorum. Şöyle bir deneyeyim bakalım. Evet. Basit ve etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Sizler de projelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Başka bir videoda profesyonel bir şekilde keyleme nasıl yapabilirsiniz onu da göstermeye çalışacağım sizlere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.